Merhaba gençler. Yeni bir zemin mekaniği dersiyle yine birlikteyiz. Konumuz vibroflatasyon veya vibrokompaksiyon. Vibroflatasyon, gevşek, çakıllı ve özellikle kumlu tabakaların sıkılığını arttırmada kullanılan bir kompaksiyon yöntemidir. Şimdi slaytta göreceğiniz üzere bu çalışmada kullanılan ekipmanı görüyorsunuz. Böyle bir vinçe bağlı bir sonda bulunmakta. Bunun ismi VibroFloat. Zaten yöntemin ismi de oradan geliyor. Bu VibroFloat'ta su jetleri var. Hem ön tarafında hem de yan tarafında olmak üzere. Kendi kuyusunu açıyor. Niye bu kuyusunu açıyor? Çünkü şurada bizim sıkılığını arttıracağımız zemin bulunmakta. Görüldüğü gibi tam istediğimiz noktaya kadar inmemizi sağlayacak olan VibroFloat istenilen derinliğe ulaştıktan sonra titreşim hareketiyle birlikte şu etraftaki zemini sıkıştırmaya başlıyor. Tabii bu kendi kuyusunu açarken etraftaki yani şurada VibroFloat'a komşu zemini bu su hareketinden dolayı bir yumuşama oluyor. Yani burada bir çöküntü alanı oluşuyor. Bu alanı da daha sonradan bu sondanın istediğimiz derinliğe ulaşmasından sonra yavaş yavaş geriye doğru çekerken buradan da ne ekliyor çocuklar? Granüler ya da geri dolgu tabakası için malzeme ekliyoruz. Malzeme ekliyoruz titreşim hareketleriyle birlikte. Hem bu malzeme sıkışıyor hem de mevcut olan sıkılığını arttırmak istediğimiz zemin tabakası sıkışıyor. Yani burada iki tane tabaka sıkışmış ya daha doğrusu kompaksiyona uğramış iki tane tabakamız var. Birincisi kendi var olan zemin tabakası. İkincisi de sonradan eklediğimiz geri dolgu tabakasının sıkışmasıyla oluşan ikinci bölgemiz. Bu iki durumda da bu titreşim hareketleri şu iki tane tabakayı sıkıştırarak burada sıkılığın az olduğu doğal zemine göre sıkışmış, mühendislik özellikleri iyileşmiş bir tabaka oluşmuş oluyor. Aslında iki tabaka oluşmuş oluyor. Gelin şimdi bu deneyin nasıl yapıldığını bir görelim. Evet, VibroFloat dediğimiz şey bu. Şimdi daha önceden var olmayan bir kuyu bir yerde kendi kuyusunu açacak. Bakın bunu da şuradaki su jetleriyle birlikte yani suyun hareketinden anlıyorsunuz suyun kullanıldığını. Evet, VibroFloat kendi kuyusunu açıyor. Hemen yan tarafında yani iki tarafta hem uç tarafında su jetleri oluşturabiliyor hem de yan tarafında. Aslında kendi kuyusunu açarken çocuklar şu yan taraftaki su jetlerinizi açmanıza gerek yok. Bu su jetleri bir faydası yok. Normalde şu anda kuyusunu öndeki su jetiyle birlikte açıyor. İşte kendi kuyusunu açarken su jetiyle birlikte dışarı çıkan malzemeyi görüyorsunuz. Sıkıştırmaya çalıştığımız malzemenin bazıları dışarı çıkıyor. Ki buradan sonra bir geri dolgu tabakası da yapacağımızı söylemiştik az önce. Evet. Bu yöntemin mesela diğer öğrendiğimiz kompaksiyon yöntemlerine göre bir tanesi yüzeyseldi. Yani silindirle yaptığımız işlemler yüzeysel kompaksiyondu. Sonra dinamik kompaksiyonu gördük. Orada yine yüzeye belli bir kütle düşürüyorduk. Ama derine kadar ne yapamıyorduk çocuklar? Burada olduğu gibi doğrudan sıkıştıracağımız zeminin alt tabakasına kadar, alt seviyesine kadar inmiyorduk. Bu yöntemin en güzel tarafı kalın tabakalarda istediğimiz derinliğe kadar inebiliyoruz. Şimdi tekrar burada geri dolgunun nasıl yapıldığını göreceğiz. VibroFloat kendi kuyusunu açarak istenilen derinliğe kadar inmemizi sağlıyor. Tabii dediğim gibi şurada ister istemez bu su kullanıldığı için dışarı malzeme çıkıyor. Yani bu VibroFloat'a etrafında bir kuyu oluşuyor. Bu kuyuyu da kontrollü bir geri dolgu malzemesiyle doldurmak gerekecek.
Evet, çıkan malzemeyi görüyorsunuz. Burası normal sıkıştıracağımız zemin malzemesi. Bu yöntemin en çok kullanıldığı zeminler kumlu zeminler. Bununla alakalı bir slide kısmı gelecek. Orada yine konuşacağız bunu. Evet. İstediğimiz derinliğe indikten sonra çocuklar artık vibro kompaksiyon işlemi başlıyor. Vibro float bir delme gibi düşünün. Vibro float bunu kendi kuyusuna istediğimiz derinliğe kadar inmemizi sağlıyor. Sonradan da titreşim hareketleriyle birlikte hem kuyunun açıldığı yere bu eklediğimiz geri dolguyla birlikte sıkışma yapıyoruz hem de etrafındaki zemini sıkıştırmış oluyoruz. Şimdi kullanılan malzemeyi görmüşsünüzdür. İnce bir malzeme. Şöyle ince değil mi? Yani tane çapı küçük kumlu bir malzeme. Çakıllı malzemeden hemen farkını görüyorsunuz. Evet, böylece hem etraftaki sıkışmamış zemini sıkıştırıyoruz hem de eklediğimiz şu geri dolguyu ne yapıyoruz burada? Titreşim hareketiyle birlikte sıkıştırıyoruz. Yani kompaksiyon işlemi yapıyoruz yani. Yani zemin ortamında, zeminin derinliklerinde kompaksiyon işlemini yapmış oluyoruz. Evet. Şimdi gelin bu aşamaları tekrar edelim. 4 aşamada vibro flotasyon veya vibro kompaksiyon 4 aşamada gerçekleştiriliyor. Birinci aşama vibro flotun ön tarafındaki sujeti açılıyor ve kendi kuyusunu açması bekleniyor. Burada dediğim gibi yan taraftaki sujetlerini açmanıza gerek yok çocuklar, onu da söyleyeyim. Vibro float öndeki sujetiyle birlikte aşağıya doğru istenilen derinliğe kadar inmemizi sağlıyor. Yani şuradaki hareket. Bu su, yani buraya kuyuyu kazarken harcadığımız su tabi dışarı çıkmakla istediği zaman etraftaki, yani şurada kuyuyu açarken hareketlendirdiği malzemeyi de burada bir tür süspansiyon yapıyor ve dışarı doğru bu malzemeyi taşıyor. Yani ister istemez bu vibro float'un etrafındaki kısım boş kalıyor. İstediğimiz derinliğe indiğimiz zaman şu öndeki çocukta sujetini kapatıyoruz. Çünkü daha gerek yok. Bunu kapattıktan sonra dışarıdan şimdi şuradaki kısmı doldurmak için geri dolgu malzemesi koyuyoruz. Ve geri dolgu malzemesini koyduktan sonra farklı bir renk alayım. Bu sefer yan taraftaki sujetlerini çalıştırıyoruz. Bu sujetleri yukarı çıkarken çocuklar, çünkü uçtaki kapalı, şimdi yan taraftakiler açık. Videoda gördük zaten. Bu sujetleri şuradaki malzemenin aşağıya doğru hareket etmesini sağlıyor. Buradaki malzeme uça geldiği zaman biz ne yapıyoruz? Bu sefer titreşim hareketiyle birlikte hem bu dışarıdan koyduğumuz geri dolgu malzemesini sıkıştırıyoruz hem de daha önceden sıkışmamış olan malzeme, yani zemin ortamını sıkıştırmaya başlıyoruz. Böylece iki tabakayı, hem geri dolguyu hem de var olan zemin ortamını sıkıştırarak yavaş yavaş yukarı bunu çekiyoruz. 30 santimetre çekiyoruz vibroflotu geri ve 30 saniye boyunca burada bir titreşim hareketi meydana getiriyoruz. 30 santimetre daha geri çekiyoruz. 30 saniye daha titreşim uyguluyoruz. Bu şekilde istediğimiz derinlikten yukarı doğru vibroflot yüzeye çıkana kadar bu işlemi tekrar ediyoruz. Tabi bu sırada her zaman dışarıdan bir geri dolgu malzemesi eklemek gerekiyor. Burada kullandığınız malzeme eğer kumsa, burada bakın sıkışmış bir kum kolonu elde ediyorsunuz. Buraya siz çakıl koyarsanız, yani daha iri malzeme koyarsanız bu sefer de çakıl kolon elde ediyorsunuz. Daha iri malzemeler, yani kaya tarzı malzemeler de koyarsanız bu sefer de ne olacak çocuklar? Taş kolon dediğimiz başka bir imalat. Hepsi bunların zemin iyileştirme yöntemlerindeki aslında kolonlardı. Kum kolon, çakıl kolon olabilir veya taş kolon dediğimiz daha iri malzemelerden oluşan kolonlu bir malzeme. Orası sadece şu vibroflotun kuyusuyla alakalı. Tabi bu sırada şurada dışarıda yine titreşim hareketlerinden dolayı iyileştirdiğimiz bir zonda veya bir tabakada bulunmakta, bir bölgede bulunmakta. Böylece vibroflotasyonun işlemlerinin adımlarını görmüş olduk.
Peki ben vibro flotasyonu hangi paterni, yani daha doğrusu nasıl kullanacağım? O da şöyle. Bizim temel tabakamız bir tekil temel olabilir, şöyle burada gösterildiği gibi. Bunu etrafını saracak şekilde, bunun etrafını saracak şekilde vibro kompaksiyon işlemini yapmak zorundayım. Üçlü, dörtlü ama hepsi görüldüğü gibi benim yapımın temelinin altına gelmesi gerekiyor. Yani şöyle yapı temeli burada olup da vibro kompaksiyon ve vibro flotasyon dışarı yapmanın bir faydası yok bana. Her zaman ne olması gerekiyor çocuklar? Benim yapımın temelinin geldiği yerin altını iyileştirmem gerekiyor. Eğer siz komple bir yüzeyi, komple bir alanı vibro kompaksiyonla iyileştirmek istediğiniz zaman da şu paterni kullanabilirsiniz. Yani burada bir yol tabakası olabilir, bir yolun altı olabilir mesela. Bunu kullanabilirsiniz yani. Peki uygulamada bizim yani vibro kompaksiyon veya vibro flotasyonun kullanacağımız zemin ortamı, yani iyileştireceğimiz zemin ortamı, yani şuradaki zemin ortamı ne olursa en iyi verimi elde edebiliriz. Şimdi şurada çakıl görüyorsunuz. Yani şuradaki zemin gevşek çakıl mı? Kum, ince kum, siltli ve kirli malzemeler. Benim için en iyi zemin şu araya düşen zeminler çocuklar. Şöyle göstereyim. Şu bölgeye düşen zemin en iyi verimi alabildiğim ortam. Tabi her zaman böyle olmayacağı için benim zeminim böyle. Şöyle olabilir. Şöyle olabilir. Yani granülometresi böyle olabilir falan. Böyle olabilir. Burada şimdi benim için en iyi zon şu kısma düşen zon benim için iyi. Yani şuradaki zemin, eğer şuradaki zona düşen bir gevşek zemin ise ben en iyi verimi elde edebiliyorum. Şimdi tabi eğer benim istediğim zonda ya istediğim aralıkta olmayabilir. Mesela zon 2, yani daha ince malzeme içerirse ne olur? Bununla alakalı şimdi cümleleri söyleyelim size. Burada kompaksiyonla alakalı bir sıkıntı oluyor. Şimdi burada görüldüğü gibi iki tane aşama var. Bir tanesi buradaki vibroflotun kazı aşaması. Yani şuradaki zemini ne kadar rahatlıkla açıp, yani şuradaki kuyuyu, kendi kuyusunu ne kadar rahatlıkla açıp açamayacağı alakalı. Bu işlem bittikten sonra, yani istediğim derinliğe indikten sonra bu sefer de ne geliyor karşıma? Kompaksiyon aşaması, yani sıkıştırma aşaması geliyor. Bir vibro flotasyonda veya vibro kompaksiyonda verimi, daha doğrusu elde edeceğim faydaları şu iki yöntemin rahatlığı veya benim buradaki çalışma ortamım ya çalışma rahatlığım benim maliyetlerimi ve verimimi etkileyecek olan durumları yaratıyor. Ne gibi? Mesela kazı. Şimdi şuradaki zemin, önce kompaksiyondan başlayalım. Madem zon 2'ye geçtik. Zon 2'deki, yani daha ince malzeme barındırıyorsa ne demek bu? Kumlu malzeme değil de, veya şöyle diyelim, ince kum ve siltli malzemeler, yani şu benim iyileştireceğim zemin içinde ince kum ve siltli bir tabakaysa benim kompaksiyon, yani şu sıkıştırma işleminde bana zorluklar çıkartıyor. Yani zon 2'nin istemememin sebebi bu. Yani zon 2'ye doğru benim granülometre eğilimin uzaması benim için sıkıntı. Niye? Ben bu sefer bir kompaksiyon işleminde, yani kazı işlemi bittikten sonra yapacağım kompaksiyon, titreşimle yapacağım. Hem bu geri dolguyu hem de etrafındaki zemini sıkıştırırken yapacağım kompaksiyon işlemini etkileyecek olan şey nedir çocuklar? Burada da ince kum, yani şurada şeyde ince kum ve siltli bir malzemenin bulunması benim kompaksiyonumu etkiliyor. Peki zon 3'te bulunmamın sıkıntısı nedir? Yani şurada malzeme barındırsa zon 2'de benim istediğim bir şeydi. Zon 1 benim istediğim bir şeydi. Zon 2 işte benim kompaksiyonumu etkiliyordu. Zon 3'te, yani şuradaki etraftaki malzeme eğer çakıl barındırıyorsa bu sefer kompaksiyon işleminde değil de kazı işleminde bana sıkıntı çıkartıyor. O yüzden zon 3 ve zon 2 benim pek istediğim şeyler değil. Daha doğrusu
ekonomik olmaktan beni çıkartıyor. Yani ya kazımı etkiliyor, yani şuradaki vibroflotumun kuyusunu açarken çok uğraşmasına sebep oluyor, veya kompaksiyon, yani buradaki zeminleri sıkıştık, hem geri dolgudaki zemini hem de var olan zemini sıkıştırırken kompaksiyon aşamasında bana verimimi düşürüyor. Yani kalite ve mühendislik özelliklerini arttırmakta bana sıkıntı çıkartıyor. O yüzden benim istediğim zon şuraya düşmesi, yani şu aralara düşmesi, zeminimin buralara düşmesi benim için aslında uygun oluyor. Zon 2'ye, yani şu tarafa doğru, yani ince kum, siltli tarafa gittiğim zaman kompaksiyonda bana sıkıntı çıkartıyor. Şurada malzeme bulunması, yani çakıllı malzemenin bulunması da benim kazı işlemlerinde sıkıntı çıkartıyor. Şimdi bu konu etrafında bir de geri dolgumuz vardı. Vibroflotumuz kuyusunu kazmıştı. Sonra buraya bir geri dolgu malzemesi katacaktık. Bununla alakalı bir uygunluk sayısı denen, SN ile gösterilen bir ifade var. Bakalım şimdi bu formülasyon neymiş? 1.7 karekök içinde 3 bölü D50'nin karesi artı 1 bölü D20'nin karesi artı 1 bölü D10'un karesi. Peki bu D50, D20, D10 nedir? Şimdi bu dışarıdan bizim katacağımız geri dolgunun, geri dolgu yazayım buraya. Bu geri dolgunun aslında granülometre eğrisinden bulacağım 3 tane çap bunlar. Peki bu D50 nedir? Hani granülometre eğrisinde ne vardı? Şurada tane çapı vardı. Tane çapı vardı. Burada da yüzde geçen vardı. Buradaki 50, 20 ve 10 yüzde geçenlerdeki yüzdelerde ifade ediliyor. Bir tanesi %50, bir tanesi %20, bir tanesi de %10. Bunlara karşılık gelen granülometre eğrimden okuyacağım buradaki çaplara karşılık geliyor. Yani geri dolguma, geri dolguda kullanacağım malzemeye bir elek analizi yapmam gerekiyor. Buradan da 3 tane karakteristik veya çap okumam gerekiyor. Bunlar D50, D20 ve D10. Buradan hesaplayacağım SN, şu tabloya bakıldığı zaman eğer SN 0 ile 10 arasındaysa mükemmel bir, yani şu vibroflotasyon veya vibrokompaksiyon yönteminde kullanılacak mükemmel bir geri dolgu malzemesi oluyor. 10 ile 20 arasındaki iyi, 20 ile 30 arasındaki orta seviye sayılır ama artık 30'dan sonrası zayıf ve unsuitable, yani hiç istenmeyen şey, 50'den büyük olması çocuklar. 30'a kadar gidebilirsiniz. Hadi 50'de en tehlikeli kısma yaklaşıyorsunuz demektir. 30 ana taban olarak alabilirsiniz. Şu 3 şey arasında çıkıyorsa sizin burada kullanacağınız geri dolgu kullanılabilir oluyor. Diğerlerine pek yaklaşmayın. Böylece geri dolgu ile alakalı bilgiyi vermiş olduk.